Evet, TEPAV'ın raporunu, detaylarını paylaştık sizlerle. Türkiye'de şirketlerin dijitalleşmeye ayak uydurması, bilişim teknolojilerini daha etkin kullanması nasıl sağlanabilir? Biz bu soruyu TEPAV İcra Direktörü Doktor Güven Sak'a sorduk ve bakın ne yanıt aldık. Özellikle KOBİ'ler için düşünürken bence Türkiye'nin teşvik sistemini, destek sistemini bu çerçevede gözden geçirmesi gerekiyor. Yani bizim artık falanca sektörde ne iş olsa yaparım işlerini değil, öncelikle KOBİ'lerde bu dijital dönüşümü tetikleyecek, destekleyecek, atılımları destekliyor olmamız lazım. Devletin artık altyapı desteklerini bence bu tür alanlara, bu dijitalleşme sürecinin önünü açacak daha fazla işlemi internet üzerinden yapmamızı sağlayacak aslında alanlara doğru kaydırması gerekiyor. Şimdi bu KOBİ'ler açısından dijitalleşme niye önemli diye düşünürseniz, mesela elektronik ticaret için önemli önümüzdeki dönemde. Elektronik ihracat için önemli. Sonuçta biz herhalde mevcut ihracat altyapımızla, mevcut sistemimizle o 500 milyar hedeflerine falan ulaşmayı düşünmüyoruz. O zaman bunu büyütecek aslında elektronik ihracatla ihracat menzilini Türkiye'nin genişletebilecek adımlar atabilmemiz mümkün.